şeyde yine şey yapacaksın yani. Orada da böyle iskandil metrata işte oyunlar, fırıldaklar. Tamam mı? Orada da şey yapacaksın yani, türlü türlü şeylerle o farkı gidermeye çalışacaksın ya da finalde. Bu. Tamam mı? Ballast exchange yapmadın, ne yapmalı? Tamam, evet. Bir de ballast exchange yaparken arkadaşlar, diyelim ki kaç yöntem var? Empty refill. Bir de şey var. Flow through metodu var değil mi? Yani taşırma metodu. Arkadaşlar bu taşırma metodunu yaparken bir şeye dikkat edin. Sen hakikaten de vaktin var. Böyle alıp basmayla da uğraşmak istemiyorsun. Ne yapacaksın? Exchange yapacağım. Çünkü mesela alıp basmada takip etmek lazım. Bütün gün başında bekleyeceğim. Bir kişi de iskandil alacak. Exchange daha basittir. Çünkü gece güvertede mesai bittiği zaman açarsın. Sabaha kadar 12 saat durmadan taşır işte. Ayarlarsın tankları. Hani kontrole de gerek yok. Sadece vardiya zabiti ara sıra bakar. Su taşıyor mu? Pompa su tabi etmiş. Ya hiçbir şey olmaz. Şimdi şöyle onun için bakmak lazım. Ballast Water Management falan da yazar. Bu gemide exchange yapılabiliyor mu? Yani flow through'uyla mı yapacaksın? Empty refill'le mi? Ya da her ikisiyle yapabilir misin? Bir gemide Başpik'te ayrıca bir valve vardı. O zaman sadece Başpik'te şey yapabiliyorduk. Flow through. Ama normalde hep Empty Refill istenir. Ya da Empty Refill yapacaksanız derler. İskandil şeyini neydi? Air vent'leri sökün. Hava firarlarını sökün ki içindeki o floating diskler zarar görmesin. Arkadaşlar o da şu. Sen tek tank açıp haldır uldur basarsan o zarar görür. Ne yapacaksın? Ayarlayacaksın metreküpü. Şeyde diyelim ki mesela 5 ile 4'ü açacaksın. Tamam mı? Yani 4 tankı aynı anda açacaksın. O zaman daha bir şeye gider. Veya pompanın çıkışını biraz açıp yani denizde sanki basıyormuş gibi tanka gelen pressure'ı azaltabilirsiniz. O floating diskler deniz suyunun çok tazyikli vurmasından evet belki şey olur da asıl böyle tık 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 doluyken titrer. O zaman vura 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 o kromu şey yapar. Kırar içine de su dolar. Ana sebebi o. Neyse. Exchange yaparken şuna dikkat edesin. Diyelim ki flow turu yapıyoruz, yapabiliyoruz. Ve yani ayarladık, yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Sen flow turu yaparsın yaparsın gidersin limana, adam sounding pipe'dan bir numune alır. Aa, su densitesi farklı der ki sen yapmamışsın. Niye? Çünkü soundingleri de açacaksın. Orayı da taşırman lazım. Orayı taşırmadın onun içindeki upuzun boru üstü sabit kaldı onun. Alttan sen tankı istediği kadar taşır. O boru kendi içinde exchange olmadı, anlatabiliyor muyum? Şeyleri soundingleri de açıyorsun. Tamam mı? Sounding kapaklarını da açın ki o flow through da taşırmada oralarda devir daim olsun. Densitesi çok değişen yerlerde mutlaka densite kontrol. Evet. Yani o Vancouver limanında filan densite süratli değişiyordu mesela. Yani finale doğru durmadan böyle hep densiteyle kontrolüyle yapılan draw survey şart. Yoksa hani aldım 3 saat önce ya aynı densitedir demeyin. Şey olur, sıkıntı çıkar. Video Rusuz hangi densitometre ile ilk yapılmışsa evet finalde de aynısı Sakar Şakir anlattım. Hangisi işinize gelirse arkadaşlar bir de şu var yani bu şeylerde çok mu dürüst olmak lazım? Ben biraz hani dikkat ederseniz hem official olması gerekeni anlatıyorum hem de fırıldak. Ya bu işler maalesef böyle çok dürüst olunmuyor. Sen doğrusunu da bilsen hangisi işine geliyorsa biraz da onu kullanmak icap ediyor. Maalesef bu draft survey'lerde böyle. Draft okurken paralaks hatası. Arkadaşlar bu ekseriyette şöyle mid draft'ı deniz tarafından okurken hemen birkaç basamak iner şöyle yukarıdan bakıverir. Abi oradan yanlış okursun. Yani paralaks hatası denilen bir hata var. İyice su seviyesine yaklaşıp hemen hemen aynı seviyeden oynamak lazım. Su ışığı da güzel tutmak lazım. O da yanıltır. Tamam mı? Böyle de bir durum var.
böyle tam karşısından böyle güzel bir hemen hemen aynı seviyeden filan veya mümkün olunca aşağı inerek okumak size daha doğru bir draft okumasını sağlayacaktır. Remote gauge'den survey yapılmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani şimdi yeni gemilerde işte gauge'ler var filan gösteriyor. Draft forward, draft filan. Adam bakıyor doğru o filan. Bundan draft survey filan yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani intermediate'ler belki yani. Acil adam anında bir şey sordu. Kaç ne kadar yük kaldı filan. Hemen hani draft geç hiç aşağılara inmeden filan. Belki ama asıl official draft survey'ler geçten yapılmaz sakın. Tamam mı? Sonra draft survey'lerde hava sival yazıyorsunuz. Yazdırıyorsunuz unutmayın. Neyse yazın. Hep bunlar yanınıza kağıt. Balast eşitken yakıtla olmaz neymiş bu? Heh. Şimdi şöyle bir şey var. Draft survey'lerde diyelim ki finalde böyle minor farklar çıkar, tamam mı? Çünkü adamın kullandığı program farklıdır, şey farklıdır. Hani herkesinki aynı olsun filan. Şöyle bir şey Çin'de başıma gelmişti. 3 tane çocuk geldi. Daha yavrular. Aa, yaptık draft survey, anlaştık şu miktar. Ben demedim bile hani de. Denmeye gerek bile yok. Balasttan ayarlanır. Ana bir baktım finalde salak fuel miktarını değiştirmiş. Lan dedim böyle olur mu dedim. Tam böyle böyle salak saçma adamlar da gündeme gelebiliyor. O yüzden hani es kaza draft survey'lere hem fikir kaldınız arada 3-5 ton fark var. Bu yakıtlarla olmaz. Bu direkt şeyden olur. Balastla falan olur yani anlatabiliyor muyum? Allah'ım yani adam neyse balast işte tamam. Demirde yükleme. Evet, demirde yüklemeyken şöyle bazen 10-11 kilitlere kadar verildiği oluyor. O yüzden dikkat edin. Yani hani overload olacağım, olmayacağım. Çünkü çok ciddi bir miktar demir alacaksınız. O mesela demirin sertifikasında filan yazar. Tersanenin kitabında yazar demir. Üstünde de yazar kimi demirlerin. Demir kaç ton diyelim ki işte 6 ton. Ve işte diyelim ki bir kilit kaç ton denk geliyor. Sen verdin 11 kilit bir de demir var. Diyelim ki işte 40 ton, 30 ton, 40 ton verdin suda bir de o var yani. Onu da göz ardı etmeyin. Onu aldığın zaman overload olacaksın. Ya da overload değil onu aldığın zaman Allah bereket versin olacak yani. Hani hiç gündeme getirmeyin. Ha kilit var işte ya bunda düşelim filan. O da cebinize kalır tamam mı? Yükü alırsın, overload olursun o verdiğin kilit kadar ama o da sana şey olur işte cebine kalır. Ambardaki buldozerleri hesaba katın. Bazen çok oluyor. Diyelim ki bir tanesi 15 ton, 5 ambarda 5 tane veya 3 tane 45 ton, 60 ton neyse buldozer oluyor. Sen de intermediate draft survey yapıyorsun final öncesi. Şu kadar yükleyin diyorsun. Tamam mı? Veya tahliyede konstant 60 ton fazla çıktı. Niye? Çünkü içeride 15 tonluk 4 tane buldozer var filan. Anlatabiliyor muyum? Bunları da hesaba katın. Arkadaşlar rıhtımda vasat usturmaçaya denk gelirse tamam. Yani buna maalesef çok dikkat edilmiyor. Günümüzde pilotlar anlamıyorum tabakhaneye bok yetiştirecek. Hemen kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Maalesef kaptanlar da kaçıyorlar. Sen manevrayı yapıyorsun filan. Baştan kıça gelirken bir bakıyorsun. Aa, vasat draftlar kapanmış şeyle. İşte Süvari Bey böyleydi. Ya shifting mi yapacağız filan. Ne yapacaksın öyle durumlarda arkadaşlar? Şey yapılacak. Hemen başa bir kişi, kıça bir kişi ama sağlam usta gemici veya değil. Hemen kıçtan springleri kaçırdığınız zaman tamam mı? Kıç açacak zaten. Açtın mı okursun sonra hemen. Kıç halatlara hatta şöyle springlere dokunmayın. Sadece kıç halatlara dokunun. Başta da springe dokunmayın. Baş halatları biraz kaçtırdığınız zaman gemi böyle hafif açacaktır. Zaten şunu da söyleyeyim. Sırf kıç springi bile kıç halatları bile boşlamanız göreceksiniz. Gemi açacak. Okur hemen hop. Böyle hani boşlama değil de haldırıldığı üçer metre 4'er metre, 3'er metre bir boş koyduğu zaman hop gemi açar, bakarsın hop geri tight ettim mi? Gemi yeniden yaslanır. Bunun en kolay yolu bu. Bir de işte yukarıdan güverte
seviyesinden işte iskandilometre ile ölçme muhabbetleri falan var. Öyle de yapabilirsiniz ama en güzeli şöyle hemen açıp işi bitirmek. Draft olur, o olur olmaz densite ölçülür. Şimdi arkadaşlar densitesi süratli değişen yerler var. Dolayısıyla şöyle altın kuralı, draftları okur okmaz densite ölçeceksin. Ya da densiteyi ölçü ölçmez draftları okuyacaksın. Araya zaman farkı koymayacaksın. Kimi draft survey'ler kurnazdır. Draftları okur hemen ofise gitmeye kalkar veya ofise gider. Densite unutturur. Çünkü onun hesabını yapmıştır o. Bilir oranın adamı, yerlisi. Ya densite düşecek bu draftlar. Senin draftları okunduğu zaman ki densite çoktan değişmiştir. Sen 3-4, 2 saat, 3 saat sonra bir iskandil arasın, 1 saat sonra veya. Abi bakmış densite farklı. Sen bilmezsin bunu. Fark etmezsin o. Veya fark etsen de ispat edemezsin. Ne olacak? Kaynadı gitti. Diyelim ki 2 birim değişti. Oh Allah bereket versin. Adam sana tokadı bastı. O yüzden hemen şey. Ama şu da var. Tam tersi de olabilir. Baktınız lan draft survey. Okudum draftları. Biz bunun hesabını kitabını yaparız. İşte işler yavaş gidiyor. Kimi öyle şeyler, nasıl diyeyim, idealist draft survey'ler var. Hesabı full manuel falan yapıyor. Bilgisayarla yapmıyor. Ondan sonra vakit geçiyor. Diyelim ki bir saat sonra densit aldın. Sen de biliyorsun densitenin yükseleceğini. O zaman abi sen sesini çıkarma. Densite geçti hoppa. Bir birim. Bir TPC. Allah bereket versin filan olur. Anlatabiliyor muyum? Water plane coefficient. Bundan bahsettim. Böyle bir şeye girmiyorsunuz. Gereksizdir. Draw survey'de hep muhafazakar oluruz. Aynen. Böyle yeniliklere çok açık. Arkadaşlar yani hani deniz hukuku derslerinde görmüşsünüzdür. Deniz hukuku hem yenilikçidir hem muhafazakardır. Bu draw survey'de bizim muhafazakar kalacağımız, yeniliklere hep şüpheyle kalacağımız bir yer. Çünkü yani böyle pişmiş aşağı su katmanın alemi yok. İşler 3 aşağı 5 yukarı oturmuştur. Bunu bir de size karşı taraf söylüyorsa çok da iyi niyetli değildir muhtemelen. O yüzden muhafazakar kalın. Böyle koruyun yani muhafazakar kalın dedim. O normal, bilinen, test edilmiş, doğruluğu teyit edilmiş. Yani hep kendimiz, bencilce kendimiz, gerçekten karşıdaki adam acemi de olabilir, bilmiyor, hata da yapıyor olabilir. Yanlış da biliyor olabilir. Hani hem karşı tarafı da, yani karşı taraftaki de düşmanımız değil. Tutup adamları da böyle soyup soğanla çevirmenin falan alemi de yok. Yani böyle hem karşı tarafı hem kendini koru. İşte neyse o yani yöntem ortada, tamam mı? Çok şeylere, zıp çıktılıklara gerek yok. Hani makineyle anlaşıp ballast water bus al, çok girmeyin, risklidir. Çünkü adam uyandı, yeniden iskandil alır, yeniden draftlara bakar, mahcup olursunuz. O yüzden veya dışarıda balık tutan, taklidi yapan şeyler, adamlar vardır filan, olmaz yani, tamam mı? Başta ucuz al, sonra rahat satarsın. Bunu anlattım, dedim ya, en temiz yolu, yani kimseyi de mağdur etmeden şeydir, official bir şey. Even keel, balastların even keel ve trimli ikenki farkıdır yani, tamam. İskandil körleme yöntemleri. Diyelim ki fırıldak çevirmek icap ediyor kardeşim. Bu ekseriyetle baş pik ve kıç piktir. Varsa stool zincirlik demişim. Ama o stool'lara, zincirliklere de çok bulaşmayın. İçi kirli, işte yok tıkanır, giderdi, gitmezdi. Dersiz başınıza dert alırsınız. En güzeli baş pik, kıç pik. En güzeli kıç pik. Körleyeceksin diyelim. Yani iskandil borusu nasıl körleniyor? Şimdi dedim ya, Rusya'da ölçüyorlar. İskandil metrenin borusunun yüksekliğine de bakıyor adam mesela. Çünkü sen arada filence kör koyarsan diyecek ki 20 santim kısalmış bu kardeşim, sen fırıldak yapıyorsun. Bunun da yöntemi var. Yani flençten körleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey vardı. Bir geminin kıç pikinde hata vardı. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, tersanede gemi aldığınız zaman kimseye güvenmeyin. Niye? Yani hani insanlar üçkağıtçı falan da hatalar oluyor. Biz bir gemi aldıydık. Abi kıç pikinin iskandilini adam yanlış yapmış. Şimdi araya flanç koymuşlar. Flanç da salak. Araya kör koymuş ama delikli kör. Yani niye böyle bir şey yapmışlar? Bu tersanede oluyor, sıfır gemi yani. Ve
Ama şöyle niye böyle yapmışlar? Hesabı yanlıştır. Tersane onu bilerek yapıyordur. Abi biz tank ispek. Tersaneden gemiyi aldığınız zaman ilk işiniz bir tanklara bir dönün. Eğer dönmemişseniz, yani normalde şunu yapması lazım. Tersanenin size gemiyi teslim etmeden hemen kısa bir süre önce gel çift veya işte ne yapıyoruz kimle bir tankları beraber gezmeniz lazım. Çünkü abi yani içeride adam mı unutulmuyor? Allah'a çok şükür öyle bir şeye rastlamadım da ben hani içeride işçi unutuluyor bazen. Abi içeride scaffolding, o iskeleler, artık ne bileyim kaynak kabloları, elektrotlar, işte boya fırçaları, bantlar bir şeyler. Allah ne verdiyse unutulur bir sürü. Veya Çinli şeydir, uğraşmaz bile ya, sökmeye uğraşmaz, bırakır gider, tamam mı? Bir, iki, o tutyalar paketli oluyor. Mesela onlar sökülmemiş olur falan. Böyle şeylerin kontrolü için falan girilir. Veya boyası yapılıp yapılmadı, atlandı filan. Herhangi bir şey var mı? Bir kontrol, final check yapmanız. Eğer bunu yapmamışsanız sonradan girin. Girin bir de alıcı ağızlarına bakacaksınız. Ve iskandillerde kör mör bir şey kalmış mı? Tutuyor mu yani? Gibi vuruyor mu filan? Bunları hep kontrol edin. İşte biz ettik Kıçpik'te. Abi filanç koymuş çakallı. Tabloyu da ona göre ayarlamışlar. Biz bunu şirkete bildirdik. Dediler o kör olması gereken delikli plancı sokun. Yani asıl mesafeye indirin. Ona göre ikinci bir tablo gönderdiler. İkinci tablo gönderdiler. Biz de yaşadık. Abi iki tablo var. İkisi de official. Abi tak şeyi hop. İşte İskandil sıfır. Halbuki biz biliyoruz kaç santim. 25 santim. İçeride demişti işte 25 santim su var. Anlatabiliyor muyum? Koy kör koy. Kör koy. Zaten oraya göre olan tablo da var. Harbici kör koy. İskandiller sıfır. Halbuki körlü. Oradan yukarı su yürümüyor. Doldur içine bir ton şey, 1 metre, 1,5 metre su. Böyle çok güzel bir manevra imkanı sağlamıştı bize. Tamam mı? Bir kör koymadır. Flanç. Direkt flancı açıp araya kör kapamak. İki cam macunu yöntemi var. Onun malumunuz dibi açık değilse, dediğim gibi dibi kovan, kenarlarında delik varsa cam macunlarıyla kapayıp bir de üstte şey var. Ama su geçirmez cam macun olacak. Normal cam macunu atar tutmaz. O bir. İki bir de en güzel abi şey. Şey mesela böyle kelepçeyle. O nasıl diyeyim? Pipe hose klipler var böyle bildiğiniz kelepçe, hortum kelepçesi. Onun büyüklerinden isteyin. Sizin iskandillerin şeyine göre. Böyle bir tane contayı koy. Ona hose kliple de tuttur, işi bitti. En pratiği, süratlisi budur. Ya da şu var. İskandil alıyor. Diyoruz ya, borunun yüksekliğini ölçüyor. Sen filanca kör koyarsan adam buna şey yapıyor. Abi bir de şu yöntem var. Filancı. Bir tane bir flanç daha yaptırıyorsunuz. Ucu da boru açık. Buraya aynı uzunlukta bir plastik büyük boruyu. Yani mesela bir şey. Ambar yıkama ortasından, bir hortumundan bir parça işte. Ne bileyim, gırtlak hortum, yangın hortumu gibi öyle hortumu normal upuzun da hortumu taktım içine, tak filancı o normal, onu da ta şeyin tankın tepesine kadar yükselt abi. Şöyle varsa şurada bir şekilde göstereyim bakayım, şuradan ver ucundan, şöyle hortumu da bir daha yukarı yükselt, sen buraları istediğin kadar doldur. Hortumu flanştan körlemedin de yine dibe kadar vuruyor. Böyle dibe doğru vereceksin onu. Aşağı normal seviyesini indirip oradan yukarı çıkaracaksın. İçeride hortum işte. Bu kadar basit. Yani böyle böyle çeşit çeşit yöntemler var. Ama dediğim gibi en temizi, bir de şu var. Yani eğer hepsinin riski var. Yani o cam macunu fazla basınçtan atabilir. İşte dışını şamriyelle sarmak lazım. Filanca kör koyduğunu adamlar anlayabilir. Hortum yaptın. Ya diyelim ki işler boka sardı ve fark ettiler. Açın kardeşim. Çağırdı. P&I çağırdı. Bilmem neyi çağırdı. Girdin içeri baktın. Harbor Master bir şeyler. Abi sen flanci söksen bile o saplamalar, somunlar orada şey, onlar flanşları boyalı ve paslı ya da olduğu için zedelenmiş. Taze görecek. Bu ellenmiş. Yeni oynanmış bu. Hemen anlaşılır. Abi en temizi boruya hiç dokunmadan hemen şeye, o siyah ambar menhol contaları var ya, ondan şöyle sarıp çevresini tam silme, üst üste binerse açıklık kalır, böyle sardığı zaman üstte binecek, tam sıfıra sıfır denk getirip iki kere şeyle tutturdum mu iş bitti abi. Hiçbir şeycik de olmaz. Tamam, en temizi şeysizi o, tamam mı? Ondan sonra
telepçe filanç, bilanço, tüm storage anlattık. Tam kalibrasyonu hatalı. Arkadaşlar, draft survey'nin bir altın kuralı. İşte snack bırakalım da bırakmayalım. Yok abi. Niye? Dediğim gibi böyle hatalar olduğu gibi kalibrasyonlarda da hatalar oluyor. Yani dolayısıyla bir tank ya tam boş bırakacaksınız. Pardon. Ya tam boş bırakacaksınız. Unpumpable ya da full over pressured. Yani full taşırmış olacak. Niye? Çünkü tankın tam hacmiyle sıfır hacminde bir hata çok olmaz. Ama ara hacimlerde, ara iskandillerde o kalibrasyonda hatalar olabilir. Ya yeni alınmış gemilerde, bilinmeyen gemilerde, huyunu suyunu bilmediğiniz gemilerde tankları slack falan bırakmayın. Kalibrasyonda hata vardır bilmezseniz tokadı yersiniz yani. Tamam mı? Başka ballast water ya full, evet ya boş olacak ballast tankları. Soğuk iklim precautions anlattım bunu. 50 KL'yi anlattım. Yapılan yeni fırıldak. Önceden iskandil almak. Evet anlattım. Fırıldak çevirirken mahcup olmayalım. Doğru yalan söyleyeyim. Fırıldak adam için. Arkadaşlar şöyle. Yani uğruna fırıldak yapılacak kaptan var, yapılmayacak kaptan var. O yüzden her şey sözlü olmasın. Adam der ki ya hallederiz bir şey olmaz. Abi bu hallederiz bir şey olmazı yapacağınız kaptan var, yapmayacağınız kaptan var. Herkes için yapılmaz. Bunu da aklınızda tutun. Sevgi kelebeğine inanmıyoruz. İskandil metreyle oynamak ama ne zaman nerede anlattım. Boruya, borudan boruya kaynak. Bir de boru içine boru sokma yöntemleri falan var. Bunlar abi iyice uçuk atraksiyonlar, gerekmez. Bunu anlattım. Gemiyi yatır, gravite al. Anlattım. Yükü ıslatmak. Bir de ya diyelim ki kimi yükler var, bunu kaldırır. Yükte bir sıkıntı var. Abi kömür yükü ya. Kimi yerde de adam zaten kendi der. Biz kömürü tahliye ederken ıslayalım da çok tozutmasın diye. O yüzden baktığın şey abi her ambara 20'şer ton su tutsan yangın ortamıyla o 8000 ton kömür içinde 20 ton devede kulak, 5 ambar 20 ton 100 tonu koydun cebine, anlatabiliyor muyum yani? Pahalı yüklerde draft survey uzayabilir yani, dediğim gibi hem anlaşamayabiliyorsunuz, anlaşacağınız yerde de mesela Vietnam'da ben 8 saatlik bir draft survey'im vardı mısır yükü. Ve mısır değil, normal mısır. Böyle bir çok uzayabiliyor. Intermediate draft survey hep quarter mini takip edin. Evet. Bir de bota binerken evet antiyam alın, çok yağlı olacaksa. Arkadaşlar aklıma gelen bu. Bu kadar. Bir de şunu söyleyeyim. Şu en son LDK ile limanında üre yüklüyorduk. Abi şimdi ben diyorum ya finalde düz alacağım. Yani upright even kick. Yani. Abi adamlar bir arsız çıktılar. İşte biz kabul etmeyiz. Peki niye kabul etmiyorsun? Şimdi teorik olarak doğru. Hani demin anlattığım sebeplerden. Tank sıfır. İçinde hakikaten su var mı yok mu bilmiyoruz. Ya kardeşim su var mı yok mu bilmiyorsun da. Şimdi adam sana klas onaylı tabloyu vermiş. Ben dedim hani. Bunlar önceden geldiler. İşte bir metre trim var da çift iskandilleri alalım. Ben dedim ben şimdiden almam. Alırsanız da sıfır trimde kabul ederim. Ya da finalde alırız bir daha. Yer yerinden oynadı. Böyle yani değil benle birbirleriyle de kavga edecekler. Yani başta çünkü bundan sebep böyle bir 50 ton falan geçirdim. Böyle o şıpırın adamı dövüyordu draft survey'leri neredeyse. Neyse. Ama yani çok tartışılır. İkinci defa da anasistatim yine aynı limana düştük mü? Ya bu sefer birkaç kişi daha fazla geldiler. Saatlerce sürdü. 9 saat, 10 saat böyle. Abi anlaşamıyoruz adamlarla. Niye anlaşamıyoruz? Bu sebeplerden. Ya ne yapacakmışız? Sıfır bile olsa onlar şey kabul edeceklermiş. Neydi? Sıfır kabul etmeyeceklermiş. Diyor ki içinde 1 santim su tut. Ya 1 santim suyu ben sana nasıl tutayım? Bunu ayarlaması öyle kolay bir şey değil ki. Valve'ı açıp tıklasan hop şey oluyor, kaçar, çok su dolar ya da
Ben şimdi 3 metre trimdeyken süzdürme yapıyorum. Kardeşim bu sıfıra geldiği zaman sıfır olacak. İçinde hakikaten su var döktü işte menholleri açacaklarmış. Yani herhalde de menhol falan açmıyoruz. Yani böyle bir şey yok. Ve şu var yani biz şey yapamıyor. Ben hani senle burada hem fikir bile olsam yani hakikaten açtık baktık tanklar boş. Ne yapacaksın? Sen İskandil tablonu kullanmadın. Ben tahliyede varacağım. Adam diyecek ki onunla mı uğraşacağım lan İskandil tablosu burada işte. Alacak bakacak sıfır sıfır ne çıktıysa onu kullanacak yani tamam mı? Kabul etmedim. Dolayısıyla yani böyle arsızlıklar da gündeme geliyor. Yani sen geminin şeyini kullanacaksın. Hidrostatiklerini falan ama sounding bukletini işine geldiği zaman diyeceksin ki sıfır bile olsa sıfırın karşılığı 10 metreküp bile olsa ben bunu kabul etmiyorum sıfır yazacağım. Böyle bir şey yok. Tamam ya işler gerçekten arkadaşlar yani çok çığırından çıktı. Bir açıdan da bu draft survey'lerde Allah yardımcınız olsun. Ama yani buna yapacak bir şey de bir de yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bunu illa bunun mücadelesini sizin vermeniz gerekmiyor tamam mı? Yani maalesef şöyle sıkıntılar oluyor. Aslında bu işin daha bana gelmeden halledilmesi gerekiyor. Yani biz şimdi bu ilk dimyat yüklemesinde adamlara tokadı bastık filan ama adam da bir açıdan haklı. Diyor ki yükün tonu 300 dolar. 50 ton taktın ne yapıyor? 15 bin dolar. Yani günah tamam mı? Ben çok sevmediğim şeyler. Ama öte taraftan tahliye elemanına vardığın zaman da ben adama meramımı anlatamam ki şimdi gel kardeşim tek tek bakalım içi sıfırdı değildi bilmem neydi. Olmaz yani. Adam direkt tabloyu kullanacak. Yapacak bir şey yok. Şey yapmak lazım. Yani bunu biraz da gemi kaptanının şirkete kiracıya bildirip onların halletmesi. Yani iş sana kalmışsa o 8 saatte sürer 10 saatte bir gün. Çünkü anlaşamıyorsun yani. Official bir tablo var. Ben bunu kullanmakla dünyanın hiçbir yerinde başka bir şey yok. Yani istediğin zaman tabloyu kullan, istediğin zaman kullanma. İşte mobil taraftan alma filan böyle uyduruk işler olmaz. Neyse odur yani işte klas onaylı approved booklet. Stabilite booklet burada, sounding booklet burada, manual sounding table burada. Senin bir sıkıntın varsa yaz protesto et. Senin kardeşim ben senin klas onaylı şeyine güvenmiyorum dersin. Olur biter veya yani daha ikinci kaptana gelmeden kaptanın çözmesi gereken şeyler. Yoksa bu dediğim gibi 8 saat de sürer, 10 saat de sürer. O yüzden yani biz kardeşiz. Ene Müslim, ente Müslim'le olmuyor. Çünkü bunlar hani işler yolunda giderken çok iyiyiz. İşler yolunda gitmezken iyi değiliz abi. O yüzden şey yapalım. Yani dediğim gibi bazı temel şeylerden önceden bildirin kaptanı. Yani böyle böyle sıkıntı olabilir. Bu Dimyat'ta Arap limanlarında. Ya gerçi hani Rusya'ya da gittik aynı sıkıntı. Ukrayna'ya da Ukrayna'da gerçi bir sıkıntı çıkarmamışlardı da. Ama abi işler şey yani ikinci kaptan çok yalnız kalıyor. Yeterinceyi bilmezseniz geldi ukalanın biri o healing correction falan diyordu. Ya dedim sen ne diyorsun healing correction? Neye istinaden? İşte gemi 0-2 derece yatıkmış. Bak bakayım dedim ne yazıyor? Bir de diyor hani sen Healy Correction diye bir şey var biliyor musun? Dedim biliyorum merak etme. Açtım işte şu şeye measurement of şeyi gösterdim UKPN arkadaşlar. Yani millet çok bilmiş. Hani cin olmadan adam çarpmaya kalkanlar olduğu gibi cin şeytan olup da adam çarpmaya kalkanlar var. Bu draft survey en çok başınızı ağrıtacak şey arkadaşlar. Ve dediğim gibi yalnız da kalacaksınız. Bir de draft survey'de bir altın kural abi. İskandil'i şöyle bizde Türk sisteminde fenerci sistemi vardı. Fenerci İskandil'i takip ederdi. Filipinler'de de şöyle kimin vardiyasıysa o İskandil alır. Yani iki OS var. Gemici bunlar. Lumbar ağzını tutuyor. Reis meydancı. Usta gemicilerde de güverteye dönüyor. Normal vardiya. Filipinlerin sistemi bu. Benim daha çok hoşuma gitti. Müdahale de etmedim. Ama şu, şimdi bizdeki sistem de yanlış. Diyelim ki şey liman işte iki gün boyunca durmadan İskandil'i fenerci alıyor. Tamam adam günlerce ayakta kalıyor. Ne o? İki karton fazla sigara alacak diye. Tıraş iş, yalan iş. Halbuki şöyle olabilir. Ben bunu karışık hale getirdim. Yani
Evet, vardiyasında herkes iskandilli alıyor. Ben OS'i bile gönderiyorum iskandilli. Abi everybody everywhere. Bundan kimseye bir zarar gelmez. Herkes her şeyi bilsin. Adam hasta olur, dışarı olur, gelmez. Bir şey olur, bir şey olur. Yani bir başkasının alması icap eder. Herkes iskandilli alsın. Fakat finalde ya da initial'da ya da finalde hep aynı adam alacak. İşte orada o fenerci oluyor. Çünkü o adamla anlaşacaksın. Ne yaptığını bilecek. Bakacaksın lan iskandilli en iyi olan kim? Hop o adam abi initial finali ne olursa olsun o adam alacak. O da onu bilecek. Sen de onu sonradan göreceksin. Ama tutup da o adamı böyle günlerce ayakta tutmanın balast yaparken bir gün, bir buçuk gün, iki gün ayakta tutmanın alemi yok. Günah. Normal rutin vardiyasında herkes alır ama initial finalde aynı adamla alır. Ne fırıldak yaptığını o iskandilde senin bilebilecek eli çabuk el becerisi olan adamı tercih edin. İşte ikinci kaptan yalnız kalıyor. Ya ben hani yaş geçiyor, gözler bozuluyor. Mesela ben yanıma zabit de alırım. Bir de o kişi olsun. Yani hem gözden kaçan bir şey söyler hem iki göz iki gözdür abi. Yani draftı gerçekten güzel okuyan zabitler de oluyor. Yanınıza alın. Beraber şey yapın yani. Çok kişi oldu. Ya bizim o Kavkaz'da bir draft okumamız vardı. 9 kişidir. Yani onlar ve biz 9 kişiydik. 9 kişi draft okuyoruz ya. Böyle böyle derecesine saçma şeyler oluyor yani. Bu. Ya biraz da ikinci kaptan olarak şuna da bakın. Yani draft survey'lerde dediğim gibi. Yani kimi kaptanların teorisi iyidir de pratiği zayıftır. Kimisinin de pratiği çok iyidir de teorisi zayıftır. O yüzden yani gemi kaptanını da bilin. Yani hani adam burada şuna müdahale ederdi, etmezdi, ne olurdu. Ona göre de biraz şey yapabilirsiniz. Yani kimisi protestoyu falan çok sever yazışmayı, kimisi de hiç sevmez, işte yapayalnız kalırsın. Ama adamın da pratiği iyidir falan, başka türlü halleder, halletmeye çalışır. O yüzden biraz da onları da gözetin. Draft survey'lerde bir zabit yanınızda olsun, fotokopi vesaire işleri için yardımcı olsun. Bir usta gemici dediğim gibi standby'da dursun icabında. Tamam mı? Eski draft survey'leri isterler. Eski draft survey'leri bir tane hani şöyle diyorlar. İşte abi vermiyor musun? Şey bir yükleme limanının draft survey'i. Diyorum vermiyorum. Aa yükünde problem mi var? Vallahi hani yükte problem var yok meselesi değil. Ben sana tabii ki veririm. Sen bildir shipper'ına. Çeksinler kiracıya şirkete mesaj. Onlar da bize onay versin. Pek tabii ki veririm ben sana geçmiş diğer limanın draft survey'i. Neden olmasın? Ya da kaptana sorarsınız. Dersiniz böyle böyle verelim mi vermeyelim mi? Ama benim tecrübelerimden söyleyeyim. Her zaman vermemekte fayda var abi. Onu da söyleyeyim yani. Tamam. Nasıl kardeşim ben sana niye vermeyeyim? Pek tabii ki veririm. Sen yaz kiracıya şeye. Onlar gemiye desin ki ver biz verelim. Tabii neden olmasın yani. Tamam mı? Yani bazı şeyler var. Mesela şu hani draft survey'lere imza, remarklar bir şeyler. Ne kadar tecrübeli bile olursanız bunlar ticari işletmesine dair olan şeylerdir. Siz zabitsiniz, ikinci kaptan bile olsanız, çok tecrübeli bile olsanız, kaptanlığınızı almış bile olsanız sonuçta ikinci kaptan olarak oradasınız. O işin ticari sorumluluğu sizde değil, kaptanla. Bazı şeyleri kaptana bildirin. Ben bunu yazacağım veya bunları yazıyorlar, bunu yazmak istiyorum veya ne dersiniz, var mı başka bir şey? Adamın haberi olsun çünkü onu bağlayan daha ziyade şeyler. Veya o bile hatta hani şirket, kimi şirketlerde bazı şeyleri otomatiğe bağlamıştır. Müdahaleleri olabilir. Kimisi imzala der, kimisi imzalama der. Sorun kaptana da sorun. Süvar Bey ne istiyorsunuz? Yani ben mi atayım, ben mi yazayım, ne yapalım? Anlaşın, ayıp değil, şey değil. Daha iyidir bilgi alışverişi, arada diyaloğun olması. Ve şöyle de söyleyeyim, çok sıkıştınız. Mesela ben orada yani abi ben şimdi 7. yılındayım, 6 yılımda oldu, 7. yılındayım ikincilikte. Kaptanlığımı alalı da 2 yıl oldu ama yani iş bitiremiyorum ben. Yani çünkü 8 saat olmuş, 9 saat olmuş anlaşamıyoruz. Yani hep aynı noktada dönüp duruyoruz. Yani klas onaylı, iskandili adamlar kabul etmiyor. Ben de diyorum ki yani yapacak bir şey yok. Ne yapacak? Gemi kaptanına haber vereceğim. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çünkü hani o iş artık bizi aşmış. Böyle şeyler de olur. Ya ben ustayım. Tamam ya işte hallettim falan demeyin abi.
şey yapmayın ya, çünkü sonuçta en nihayetinde sizin kadar, yani sizin kadar sorumlu olan da kaptan. En azından adam bilsin, yaşı var ve böyle böyle bir durum var. Hani biz anlaşamadık falan, adamın da bir bilgisi olsun. Durumlar böyle arkadaşlar. Benden yana bu kadar. Biraz survey ile ilgili başka aklıma gelen de bir şey yok yani. Hakikaten de şunu da söyleyeyim. Bundan sonra eğer ikinciliklerinizde falan Allah yardımcınız olsun. Bu draft survey'i çok iyi öğrenin. Çok da dikkatli olun. Hiçbir zaman da ciddiyetinizden, disiplininizden draft survey'e taviz vermeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten işler giderek tırmanıyor böyle, hem arsızlık hem şey. Hani eskiden çok torba draft survey'ler vardı ama eski tip draft survey'ler vardı. Artık paşalar bayağı bir pişti ver. Çok çok değişik atraksiyonlar gündeme geliyor. Draft survey işini çok iyi öğrenin yani. Benden size tavsiye. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.